Merhaba WebTekno izleyicileri. Bu videomuzda sizlere General Mobile Discovery 2 mini isimli telefonu tanıtacağım. General Mobile Discovery 2 serisi biliyorsunuz, hani General Mobile Discovery'deki büyük etki yaratmadı. Hani hepiniz az çok tahmin ediyorsunuz sebeplerini. Çünkü o zaman Discovery'nin rakibi yoktu. O fiyatta rakibi yoktu. Şimdi rakipleri çoğaldığı için hani çok çok fazla bir etki yapmadı. Fiyatta biraz düşüşe gittiler. Özellikle biraz düşüşe gittiler. Boyutta biraz düşüşe gittiler ve General Mobile Discovery 2 mini çıkardılar piyasaya. Telefon çift sim kartlı. Şöyle göstereyim. Beyaz modeli var. Arka kapağı açılabiliyor. Kutu içeriğini ben size şöyle yığayım. Direkt hani kutuyla fazla oyalanmayalım diye. Şarj adaptörü, şarj kablosu, şarj değil. 50 kere söylüyoruz. Yine şarj yazanlar var. Yapmayın. Gözünüzü seveyim, yapmayın. Kulaklık. Kulaklığı hafif, çok hafif boğuk yapsa da sesi. Kaliteli ve sağlam bir kulaklık. Hani General Mobile Elite var. Onun da kulaklığı aynı. Uzun zamandır kullanıyorum ben böyle. Bende yok. Telefon kulaklığını kullanıyorum. Bayağı da götürüyor. Neyse, telefon iki kapakla geliyor. Şöyle hani hem beyaz kapağı hem siyah kapağı içinden çıkıyor kutusunun. Hani kafanızda rahat rahat ister siyahını tak kullan, ister beyazını tak kullan. Bir tane de ekran jelatini çıkıyor. Ekran jelatini zaten üzerine kaplı bile yedek olarak koymuşlar. Bunlar hoş ve güzel ayrıntılar. İnsanı cezbeden yıkıldı buralarda ya. Şimdi telefonun arka kapağı çıkıyor. Şöyle biraz çatırt diye çıkartayım. Kırılırsa zaten siyah var değil mi? Hiç sorun değil. Ve 1800 mAh bataryayla biz karşılaşıyoruz. Çift SIM kart girişi var. 32 GB'a kadar micro SD kart girişi var. Ve telefonun hafızası 8 GB. 16'lığı yok. Şöyle kapatalım. Dış görünüşüne bakalım şöyle bir. Şimdi telefonun sol kısmı bomboş. Solda hiçbir tuş, düğme, herhangi bir şey yok. Üst kısmında 3.5 mm'lik kulaklık girişi var. Yani standart kulaklık girişi var. 3.5 mm'lik deyince idrak edemeyebilirsiniz. Normal kulaklık girişi var. Sağ kısmında ise ses açma kapama, açma kısmı daha doğrusu ve on off power tuşu var, uyku tuşu var. En alt kısmında ise niye ortaya koymadıklarını düşündüğüm, hani simetri hastalığım var bilmiyorum, çok gözüme batıyor. USB 2.0 giriş var. Telefonun şu alt kısmındaki ışıklar şu an belli olmayabilir ama bu ışıklar aktif olarak yanıyor, çalışıyor. Gece görüşünde bir sıkıntısı yok yani. Yürürü sağlam vaziyette. Telefonun dış görünüşünden bahsetmişken şöyle boyunun posunda bir ölçüsünü alalım. Şöyle göstereyim. 13 santim, 13.1 santim bir boyu var. 6.5 santim bir genişliği var. 7.8 milimetrede bir eni var. Güzel. Yani inceliği, kalınlığı var diyeyim. Yanlış kullanmış olabilirim en lafını. Telefonda MTK, MT60 ve 82 işlemci var. Bu 4 çekirdekli bir işlemci. Ve MTK deyince tabi hemen Mali'yi, hocada durur mu yapıştırma cevabı gibi. Mali 400 MP ara birim var. Yani ekran kartı var. Üzerinde. Discovery 2 mini'nin ekranı 4.5 inç ve 480x854 ekran ve 218 ppi bir çözünürlük, yani piksel yoğunluğu var. 1 GB RAM var, 8 GB hafızası var. 8-16'lık olarak satılmıyor. 8'in üzerine 32 GB'a kadar da hafıza kartı desteği mevcut. Söylemiştim onu başta. 4-4-2 KitKat var. KitKat var ya da hani KitKat deyince sanki çok şey olmuş gibi. Ön kamerası 1.9 megapiksel, 2 megapiksel, arka kamerası 8 megapiksel. Yalnız şunu söyleyeyim, General Mobile Discovery Elite'deki yakaladığı kamera kalitesini Discovery 2'lerde yakalayamadı bir türlü. Kamerada tam oluru bulduktan sonra hani 8 megapiksel ama sabit dur, nefessiz dur, anca öyle. Şimdi zaten fotoğraflar geliyordur gözünüzün önüne. Anca öyle iyi fotoğraf çekiyor. Çekmiyor mu? Çekiyor ama ortamın çok çok uygun olması lazım. Yani ışık uygun olacak, titreme çok az olacak gibi. Hani çıkardım çat diye çektim, bazen tam sonuç olamıyorsunuz. Hele akşamları falan saymayayım bile. AnTuTu test sonuçlarını şimdi ekrana getireceğim. Ekrana getirirken de ben size biraz AnTuTu'dan bahsedeyim. Şimdi AnTuTu'ya şöyle bir şey, AnTuTu'ya full güvenimiz yok. Hani hep söylüyorum hani güvenmeyin. Bak adam Çin'den telefon takıyorum. Brand yani marka model iPhone 6 yazıyor Android şeyinde. Ama hani illa istiyorsanız 18.983 bir puanı var. Ucuz bir telefon. Bu arada fiyatı yanlış hatırlamıyorsam çıkış fiyatı 599 Türk lirası. Hani şu an video ne zaman izliyorsun bilmiyorum. Belki fiyatı düşmüştür. Şöyle hemen bir tartalım. Ağırlığına bakalım. 124 gram ağırlığı var bu arada. Bizim yapma ya. Sıfır olan. Heh, o sıfır oldu. Şöyle koyalım. 125 oldu. 1 gram fazla verdik. Bu da size kıyamız olsun. Yo, 124'e düştü. Tamam. 124 gramda bir ağırlığı var. SAR değerini söyleyeyim telefonun. SAR değeri
Kendi web sitesinde yazmıyor General Mobile'ın. Bu hakikaten hani yazılması gereken bir şey. Hani biz hep söylüyoruz, dikkat edin bak. Çünkü artık herkesin etrafında radyasyon, yani kaçamazsınız radyasyondan. Ama en azından para verip alacağınız bir şeyin de radyasyonun miktarının az olması hakkınız. En azından sitesinde, web sitesinde yazabilirdi. 0.383 watt bölü kilogram olarak belirtiliyor ama kafada mı, body'de mi bilmiyorum. O şey detay verilmemiş internette. Zannedersem ortalaması olabilir. Yani şey değer olarak çok da iyi. SAR değeri yani düşük. SAR değerinin iyisi yoktur bence de. Düşük ama. İsterseniz bir 15 dakika oyun oynayalım. Hem telefonun bir ısısını ölçelim. Sonra bakalım şarjı yüzde kaç azalıyor. %38'e ve Wi-Fi açık. Şöyle başlatayım. ...28.4 santigrat derece. Şarj %38'de. 15 dakika sonra görüşüyoruz. Evet, 15 dakika oynadık. %38'den %25'e düştü şarjımız. Full parlaklık döndük. Wi-Fi de açıktı. Bakalım sıcaklığı ne kadarmış. 40.1 santigrat derece. Önceki de 28.4'tü. 12 derecelik bir artış var. Yine şarjı ortalama dayandı diyebiliriz. Evet, şarjı zaten biliyorsun %4'te bir indi. Hemen %20'ye indi kendi kendine. Birkaç dakika sonra tabii ki de. Desibelini bir ölçelim. Bakalım, ben normal konuşmam zaten 85-86 hayvan gibi bağırma desibelim buymuş. Şöyle bir ölçelim. Evet, telefona mesaj geldi. O daha fazla ses çıkardı. 88.4 desibel kadar da çıkabiliyor. Haydi, yanlış attım ya. Evet. Böyle bir telefon kısacası bu. Bizi Webtekno Facebook sayfasından takip edebilir. Webtekno Twitter adresinde bize yazabilirsiniz. Saçma sapan sorularınızı da bana Teknoloji Atar Twitter adresinde yazabilirsiniz. Webtekno TV YouTube kanalını takip ediyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Çok da saçma kapattım.